Evet arkadaşlar, oğulları bakımının devamı bu da. Bismillah. Allah illallah. Evet arkadaşlar, oğulları görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde 2-3 çıtalık gelen bir oğularımız. Bakalım bu kızımız neler yapıyor. Bunu yeni kabartmaya başlamışlar duvar tarafını. Bu tarafı da görüyorsunuz aynı şekilde. Bunu ham girmişiz. Bunu da günlükler var bunda. Günlük yumurtayı atmış annemiz buna. Bu tarafta full günlük. Üst taraflara kemer bal yapmış şu şekilde görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, yavruyu görüyorsunuz. Full yavru. Bu tarafta aynı şekilde. Boşluksuz bak. Boşluksuz yavru. Çok güzel bir yavru sistemi. Erken gelen arılar, bunlar erken gelen oğul arılar. Bunda da kapalı, ballı. Görüyorsunuz. Yeni kapatmışlar. Bal kemeri çok güzel.
Evet, bu da polenli yavrulu bir çıtamız. Burada yavru sökmüş. Aralarda sökülen yerlere annemiz günlüğümüzü atmış. Portakal kabuğu yandığı için körükte güzel bir koku geliyor. Hem varava mücadelesi, doğal varava mücadelesi, hem varımızı sakinleştiriyor. Bu da polen blokosu, yavru karışımı diyebilirim. Burada biraz bal, polen ve sökülen yavrular var. Evet, bunda da larvalar. Bal durumları güzel. Genelde kemer balları var. Yanaştırırken çıtaları şöyle ileri geri ileri geri hafiften yanaştırırsak arılar araya sıkışmaz. Oradan kaçma zamanı bulur. Evet, bunda da kapallar var. Üstte de kemer. Genel olarak çıtalar hepsi aynı. Evet. Bakalım duvar çıtasında. Bunu %90 ham girdim. Ham girmiştim bunu yani. Yekte bir çıta. Belli yeni kabartmışlar. Evet, bunda yavru göremedim. Yeni kabartıyorlar zaten. Ama yavrular çıktığı zaman bu ara sıkışacaktır. O yüzden şimdi buna tane petek vereceğiz. Bu da 10 çıtayı tamamlamış olsun. Yani bak şimdi az önce ne yaptık diğer videomda? Başa girdim. Neden? Son çıtada yavru vardı.
Bunda son çıta da yavru olmadığı için ikinciye girdik. Evet, burada bir besleme yapacağız. Verdiğim ham çıtanın üstüne koydum ki onu kabartmaya yardımcısı olsun şeyin. Gel şurubu. Bu sene dediğim gibi bal yok fazla. Arı çoğalma şeyi çok. Arılar hızlı çoğalıyor. Ama polen çok. Bir de bu sene dikkatimi çeken varava. Varava fazla yok bu sene. Geçen sene aşırı varava vardı. Ne kadar doğal ilaçlama, normal ilaçlama da yaptık ama başa çıkamadık. Geçen sene çok aşırı vardı bu sene. Arılarımda hiç varava görmedim bugüne kadar. Ha, mutlaka vardır ama ne polen çekmecesinde ne şeyde görmedim. Ha, tabii bu dönemde zaten ilaçlama yapmıyoruz ama tek tip yine de polen çekmecesinde görmemiz lazım ama görmedik. İnşallah olmasın basın. Evet arkadaşlar, İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.